Fehmi Öztürk. Fehmi Öztürk. Nerede bu adam? Akşama kadar keyfini mi bekleyeceğiz? Daha 50 tane dava var sırada bekleyen. Fehmi Öztürk. Fehmi Öztürk. Adam kaç seferdir seni çağırıyor oğlum, hadi sene. Ne bakıyorsun lan? Gir içeri de bitsin şu iş. Bu iş bitti. Sen ne diyorsun lan? Ben davaya çıkmıyorum. Bana baksana sen. Benim asabımı bozma, dakika düşünmem harcarım seni. Harca lan. Umurumda olmaz. Benim oğlum öldü. Dünyam yıkıldı. Sen ne etsen az. Havva Hanım, Yusuf Bey, sizi odanıza alalım mı? Konuklar gelmeye başlarlar biraz sonra. Tamam, olur. Teşekkürler. Toprak rüzgara getirecekti, fotoğraf çekilecekti pastanın önünde. Daha gece uzun bir tanem. Çektiririz. Toprak rüzgarı odaya da getirir, öyle de çektiririz. Hadi gel. Beni dinleyeceksin Münevver. Yoksa bu nişanı sana da abine de zehir ederim. Dinlemeyeceğim. Korkmuyorum artık. Senden bana bir şey yapamazsın. Bırak beni. Benden kurtulmak o kadar kolay değil küçük hancıoğlu. Ben bir şey istedim mi sonuna kadar giderim. Anladın mı? Anne! Kes! Sakın beni aklından çıkarma Münevver. Çünkü ben seni her an düşüneceğim. Başka bir tanık gelmediğine göre davayı... Aman hakim bey, kulun kurbanın olayım, etme. Gerçekten bir tane tanık var, hem de bu işin asıl suçlusu. Yapmayın hakim bey. Oğlum sabahtan beri tutturdun, tanık var ifade verecek diye. Hani kimsenin geldiği gittiği yok. Az daha beklesek. Oğlum burası kahve mi? Senin davandan başka dava görünmüyor mu burada? Tamam haklısınız hakim bey ama siz şimdi böyle karar verirseniz hak yerini bulmayacak ki. Yeminle bir tanık var, hem de bu işin asıl suçlusu. Bir seslensek adam burada. Az daha gelmezseniz hakim davayı bitirecek. Tamam kardeşim, geliyoruz. Bana bak. Şimdi içeri gir. Konuştuğumuz gibi suçu üstüne al. Geri kalanını davadan sonra konuşacağız seninle. Konuşacak, görüşecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Oğlum beni deli etme. Ben sana verdiğim sözü tuttum. Şimdi sıra sende. Yumurta kapıya gelmişken vazgeçmek olmaz. Her şeye oğlum iyi olsun diye hededim. Ama sen ne yaptın? Oğlumu kucağıma vereceğine toprağa gömdün. Lan şimdi elimden bir kaza çıkacak. Oğlun için her şeyi yapmadın mı lan? Hı? Eceli gelmiş ölmüş. Olanla ölene çare yok. Şimdi gir içeri. Şu işi bitirelim. Ben sana içeride bakarım, merak etme. Sen ne biçim adamısın lan? Oğlumu yerinden oynatmasaydın. Oğlum yaşıyor olacaktı. İzin verseydim, gitseydim, görseydim. Ölümüne vardım bu işte. Ama sen ne yaptın? Beni oraya yollamamak için oğlumu buraya getirdin. Tüm bunların sebebi sensin Mehmet Bey. Anladık lan, canın yandı. Biz de böyle olsun istemezdik. Ama ben bu işe eşek yüküyle para gömdüm. Onun için gerekeni yapacaksın. Ben... Babacığım oğlumun canıyla ödedim. Aramızda alacak verecek kalmadı. Fehmi. Vur. Çek vur istersen. Canımın kıymeti kalmadı. Buyurun efendim. İsterseniz bir doktor çağıralım. Gerek.
gerek yok oğlum. Açtı gözlerini zaten, gidebilirsin. Toprak. Kızım, kurban olayım, dinle sözlerimi ne olur. Bak Sabri, ciğerin yanmış anlıyorum ama oğlunun selameti için şikayetini geri almayacak benim kızım. Toprağıma yaptıklarının cezasını çekecek oğlum. Toprak, seni iyi bilirim. Vicdanlısındır. Yeminle can çekişiyor Sıtkım. Eğer şikayetini geri alırsan onu en iyi yerlerde tedavi ettiririm yavrum. Kendi ellerimle bakar iyileştir. Ama sen inadım inat der, geri almazsan göz göre göre toprağa gidecek Sıtkım. Her şey senin iki dudağın arasında yavrum. Sabriye, yeter. Kızın merhametinin üstüne oynayıp durma. Oğlum kızın canına gasp etti. Nerede şimdi? Hastaneye kaldırdılar yoğun bakıma. Tamam. İşte güzelce bakarlar orada ona. Teyze sen karışma lütfen. Şikayetimi bir tek şartla geri çekerim. Ne? Şikayetini geri mi alacaksın? Canını kastedeni affedeceksin yani, öyle mi? Kız sen deli misin? Bırak sürünsün şerefsiz. Ne istersen kabulüm. Evimi iste, evimi vereyim. Mal mülk yetmezse canımı yoluna sereyim. Toprak, oğlumu bağışla bana, kurban olayım. Benden hemen boşansın. Başka bir şey istemiyorum. Ha işte tanık da geliyor hakim bey. Siz misiniz tanık? Hayır hakim bey. Tanık gelmedi, ifade vermeyecek. Siz adamla dalga mı geçiyorsunuz be adam? Yaz kızım, sanığın tutukluluğunun devamına, davanın 3 ay sonra ertelenmesine karar verildi. Yapmayın hakim bey. 3 ay daha kalamam ben orada. Benim hemen bugün çıkmam lazım buradan. Yeter, kararı duydun. Zorlama artık. Ne demek lan tanık gelmedi ha? Hani bu iş tamamdı? Hani çıkıyordun buradan? Adam son anda caydı Cüneyt. Yapacağım bir şey yok. Allah belanı versin Hancıoğlu. Allah hepinizin belasını versin lan. Ağır ol kardeşim. Sokak değil burası. Kendine gel. Lan hani her şey tamamdı ha? Hani çıkıyordun buradan? Hani ayarlamıştın? Ha? Gebertirim lan seni. Kendine gel delikanlı. Mahkeme salonunda olduğunu unutma. Hakkında yerden suç duyurusunda bulunmadan alın götürün şu adamı. Zorluk çıkartma. Yürü. Gidiyoruz. Bunun hesabını vereceksiniz Hancıoğlu. Vereceksiniz lan bunun hesabını. Allah razı olsun senden kızım. Ben hemen gidip Sıtkı'yla konuşayım. Sonra sana da haber veririm. Sabah buluşuruz, boşanma dilekçenizi vermeye gideriz. Olur mu ya? Tamam Sabriye anne. Yarın görüşürüz. Ben senin iyi yürekli bir çocuk olduğunu biliyordum zaten Toprak. Sen bana oğlumu bağışladın. Allah da senin ne muradın varsa versin kızım. Gitti mi sülük Sabriye? Ne öyle bakıyorsun, yalan mı? Garibi tutturdu illallah dedirtene kadar. Öyle deme teyze. Sıtkı ne yaparsa yapsın onun evladı. Ana yüreği. Görmedin mi ne hallere düşmüş kadın? Beter olsun. Kız, Rüzgar'ı götürecekmişsin. Havva söylenip duruyordu. Sahi unuttum ben onu. Pınar nerede? Rüzgar'ı ona bırakmıştım ben. Ne bileyim ben. 50 tane gözüm yok ki. Gelene gidene bak. Havva'nın tafrasıyla uğraş. Senin bu Sabriye. Gir bak içeri. Kızım üşürsün böyle. Niye çıktın? Ya misafirler gelmeden bir hava alayım dedim. Girerim şimdi. Toprak. Hemen konuşmamız lazım. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Uygar'ı salmışlar. Demin buradaydı. Ne? Evet. Oğlum, buraya birkaç tane daha masa atın. Tamam, tamam mı? Efendim. Değil mi Sultan? Tabii hanımım, tabii tabii. Şurayı da biraz seyreltin. Yol olsun, yol biraz. İnsanlar gelecekler, geçecekler.
Değil mi çocuğum? Tamam efendim. Ben şimdi hallediyorum. Tamam. Tamam. Sultan Hanım. Görüyorsun değil mi? Olmaz olmaz dedik. Bak nerelere kadar geldik. Aslında biz bir mucize bekledik ya. Neyse. O da gerçekleşmedi. Ne yazık ki. Anası Kadir gecesinde de doğurmadı ama kısmetliymiş. Ben bir mutfağa bakayım. Tamam. Gerçekten kısmetliymiş. Pınar. Neredesin? Deminden beri seni arıyorum. Bu rüzgar huysuzlandı da biraz dolaştırayım dedim. İyi yapmışsın. Hazır sakinlemişken alayım ben onu. Ablam bekliyor. Fotoğraf çektireceğiz. Ya olur mu hiç öyle toprak? Daha yeni daldı bebe. Hem Hamiyet Hanım konağa götür dedi rüzgarı. Ama Pınar ablam bekliyor. Az daha bekleyiversin Havva Hanım. Yüzük parmağına takılana kadar lütfen bakıyordu çocuğun yüzüne. Ne oldu şimdi böyle düşkün pozları falan? Vallahi kusura bakma Toprak. Ya ben doğru lafı öbür dünyaya götürecek değilim. Bilirim sen rüzgar için canını ortaya koyarsın ama ablan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Pınar. Hı. Hadi araba hazır. Görüşürüz. Hamiyet'in seni gönderdiği çok iyi oldu. Düşünsene koskoca kanak. Bir sen bir ben bir de bu Sabi. Avcunu yalarsın Murat Efendi. Konakta Cemile de var. Hadi ya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oo sayın başkan vekilim. Hoş geldiniz. Sizi buralarda görmek ne büyük şeref. Sesini kes sadece hoş geldiniz ötesine karışma. Sen beni dürtüktürme. Ben kime ne diyeceğimi bilirim. Yani bu Mehmet'in burada olmaması çok güzel. Kendisine teşekkür ettiğimi söyle. Hakikaten misafirler gelmeye başladı. Mehmet nerede Hasan? Ne o yani? Terzi yeniden mi kıyafet dikiyor buna? Vallahi abi ben de anlamadım. Biraz önce telefonla aradım ama ulaşamadım. Bravo ya, bravo. Senin geleceğini söylemişlerdi de inanmamıştım. Demek eceline kendi ayaklarınla geldin ha? Yapartacağım seni amcaoğlu! Harun aktarım hücreye boylarsın baba! Harun Cüneyt. Pişman olacağın şeyler söyleme. Pişman mı? Lan ben sana itimat ettiğim ilk güne bin pişmanım zaten. Cüneyt Bey, hakkınızdaki suçlama düştü. Serbestsiniz. Normalde bu saatte tahliye işlemi yapılmaz ama bayağı hatır sayılır dostluklar kurmuşsunuz. Duymadın galiba Cüneyt kardeş. Serbestsin diyor. Yani şimdi buradan böylece çıkıp gidebilir miyim? Evet. Getireceksin fotoğraf çektirmek için. Saatlerdir yoksun Toprak. Şimdi geçmişsin karşıma. Yok uyudu, konağa gönderdiler diyorsun. Abla. Abla ne? Hamiyet Hanım'a söyleyemedin mi Yusuf Bey ile Havva fotoğraf çektirecek rüzgarla diye? Bu kadarcık iş beceremez mi insan? Abla haklısın da bir bilsen neler oldu? Bilmek istemiyorum Toprak. Bugün benim en mutlu günüm farkında mısın? Sadece istediğim ufacık tefecik şeyler yapılsın istiyorum. Bu kadar mı zor yani bu? Değil tabii ki. Ama bütün aksilikler üst üste geldi. Toprak, sen benim kardeşimsin. Böyle bir günde karşıma geçip aksilikleri anlatmak yerine halletmen gerekiyor. Haksız mıyım? Ne desen haklısın amcaoğlu. Ama inan aksilikler üst üste geldi. Terziyle işim bitti, şirketten aradılar.
Acil olmasa gitmezdim ama neyse ki hallettim, şimdi yoldayım. İyi tamam. Madem geliyorsun bir şey demiyorum, tamam. Tamam amcaoğlu, birazdan görüşürüz. Olur. Ben dışarıdayım. Bir şey istersen seslenirsin. Toprak. Toprak, vallahi bu kıyafet sana çok yakıştı. Sağ olun, siz de çok şıksınız. Sağ ol. Ablacığım sen annemlere bak istersen, biz biraz baş başa kalalım. Tabii, ben de çıkıyordum zaten. Hayırdır, bir terslik mi var? Kızgın gibisin. Toprak'la mı tartıştınız? Rüzgar'la fotoğraf çektirmeye ne kadar heveslendim biliyorsun. İlk fotoğrafımız olacaktı. Ama Toprak sağ olsun getirene kadar Rüzgar uyumuş, konağa göndermişler. Sizin oğlum. İyiyim, iyiyim. Hadi siz geçin içeri. Ben bir lavaboya gidip elim yüzümü yıkayacağım. Bir insana kızgınlık bu kadar mı yakışır ya? Hı? Hı. Ben senin her haline aşık oldum, her haline. Hep aşık ol bana. Hiç vazgeçme. Ömrümün sonuna kadar. Abi nasıl becerdin bu işi ya? Mapushane tarihi yazmıyordur şerefsizim ha. Olmaz denileni oldurtmak da üstüme yoktur Cüneyt kardeş. Vallahi helal olsun abi, ne diyeyim. Abi yalnız şeyi merak ediyorum ya. Adam adliyeye kadar geldi, geri döndü. Ne dedin, ne ikna ettin? Vallahi biraz zor oldu. Birkaç bin dolar eline sıkıştırdım. Karısının hayatını da teklif edince üzerine düşeni yapmak zorunda kaldı. Nasıl yani? Adamın karısına mı kastettin abi? Savaşta her yol mübahtır aslanım. Elimizi kana bulayacak değildi koş. Ama düşüncesi bile onu ikna etmeye yetti. Vallahi helal olsun, ne diyeyim. Gerçi ilk zamanlar bana sırtını döndüğünü düşündüğüm için biraz bozulmuştum sana ama kusura bakma, olur mu? Biz verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasında dururuz aslanım. Ya sen? Evelallah, biz de sözümüzün eriyizdir abi. O zaman şu nişana gidelim de şovuna başla. Dumanını attır Cüneyt. Yarın Ürgüp'te herkes Yusuf Hancıoğlu'nun nasıl madar olduğunu konuşsun. Sen merak etme abi. Bakalım Havva Hanım nişan hediyesi olarak karşısında beni gördüğünde ne yapacak? Ah be İkbal'cim, ah ayaklarınıza sağlık. Ne kadar çok oldu görüşmeyeli, ne iyi ettiniz geldiniz. Ya hayat gailesi her birimizi bir tarafa savurdu. Doğru söylüyorsun. Kendi derdimize düşmekten ne sağımızın ne solumuzun farkındayız. Çınar'ım nerede, gelmedi mi yoksa? Kendi burada da aklı nerede kim bilir. Ne yapsın be ya? Ateşle sınandı çocuk. Kolay şeyler mi geçirdi ha? Ama sen Allah'a havale et İkbal'cim. Kuvvetli çocuktur Çınar. Bak göreceksin, üstesinden gelecektir. İnşallah Hamiyet'ciğim. Bir ana için evladının derdine derman bulamamak en fenası. Doğru söylüyorsun kardeşim. Münevver kızım nasıl Hamiyet? Nişanı attınız diye duydum. Evet Nedret. Ne yapalım? Kaderden gerisi yalan. Vardır bunda da bir hayır. Doğru söylüyorsun. Şeref, bu senin küçük kız değil mi? Evet Necdet Hanım, toprağım. İkbal, Toprak benim Emin Rüzgar'ıma süt analığı yapıyor.
Ama çok efendi, çok saygılı bir kızdır ha. Söylemeden de edemeyeceğim. Belli belli. Allah sahibine bağışlasın. Maşallah. Amin. Hamiyet anne. Ah be çınarım, ah be güzelim. Hoş geldin bir tanem, hoş geldin. Nasılsın? Hamdolsun Allah'a, iyiyim. Hoş bulduk. Hoş bulduk da nerede benim yakışıklı kan kardeşim? İnemediler bir türlü, yukarıdalar. Annem, inan ki sizi çok özledim. Siz benim düğünüme gelemediniz ama ben gene de sizi yalnız bırakmadım. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gelmeyecek herhalde. Ben yüzüklerimizi halam taksın istiyordum. Biliyorum aşkım, biliyorum. Ama belki de böylesi daha hayırlı olmuştur. Belki gelseydi babanlarla bir tatsızlık çıkacaktı. Üzülecektik. Böyle düşün. Hem bak benim içim kıpır kıpır zaten. Heyecanlandır o. Bilmiyorum artık. Ne bileyim, kendimi pek iyi hissetmiyorum Yusuf. Bak yine kötü bir şey olacak değil mi? Söyleye söyleye kötüyü çağıracaksın. Hem sen bana güvenmiyor musun? Hı? Ben kötü bir şey olmasına izin vermem, sen merak etme. Tamam mı? Bu hayatta bir tek sana inanıyorum ben. Sana güveniyorum. Bir tek sana. Sen içeri gir, ben arabayı park edip geleceğim. Buraya sana mezar yapacağım Havva Hanım. Hayallerimin, oyunlarının mezarı. Yüzüklerimi koca başladın, hangisi takacak Dünür? Yusuf bir şey söylemedi ama o mutlaka münasiplerini düşünmüştür. Böyle buyurun Remzi Bey. Şu sizin dükkan işini konuşalım. Emlakçılık yapacakmışsınız değil mi? Doğru duymuşsun. Şimdi bu işte para var. Anne, ben bir Yusuf'a bakıp geleceğim. Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Tamam oğlum. İkbal, Hamiyet'le bir an evvel konuşalım şu toprak meselesini. İyi de abla, Hamiyet verdim gitti dese kaç yazar. Bakalım Şeref'in toprağın gönlü olacak mı bu işe? Sen orasını bana bırak. Şereflerin durumu malum. Hamiyetlerden daha fazla para veririz. Kızın da gönlünü alırız, olur biter. Hem Ürgüp'te sıkışıp kalacağına İstanbul'da yalıda yaşayacak, fena mı? Hoş geldin. Nişana gelmezsin diyordum. Günlerdir telefonlarımı açmayınca. Onca yaşadıklarımdan sonra beni yalnız bırakmazsın sanmıştım. En azından nasıl olduğumu merak edebilirdin. Ama sen yine kaçmayı tercih ettin sanırım. Ben... Konuşsana Yiğit, bir şey söyle. Ne konuşayım Münevver? Aramızdaki her şeyin bittiğini sen söylemedin mi bana? Bütün köprüleri yıkıp attın. Şimdi ne anlatayım ben sana ya? Ben anneme bakacağım. Bakayım sana.
Çok yakışıklı oldun, çok. Sen de çok güzel görünüyorsun. Heyecandan bayıldım. Daha aynı şeyi söyleyecek misin bakalım? Beyim, gelebilir miyim? Gel abla, gel. Maşallah. Birbirinizden güzel olmuşsunuz. Hazır mısınız bakalım çifte kumrular? Ne, çıkıyor muyuz? Aşağısı hazır, müzik falan hazırmış. 5 dakikaya sizi de çağıracaklar. Yalnız beyim, o halkla ilişkiler müdüresi midir nedir o suratsız? Seni sorup duruyor. Yüzükleri kim takacak, nişanı kim anons edecek falan diye. Ben aslında başka bir şey düşünüyordum ama onlar şimdi ne yapacağını bilmiyordur. Ben gideyim bir konuşayım. Tamam. Kızım, bana bir ihtiyacın yoksa ben de ineyim, malum yükümüz çok bugün. Tamam teyze, in sen de hadi. Tamam haydi. Ben gelirim yine. Tamam. Of, hayırlısıyla şu yüzükleri bir taksak. Oh. Siz yüzükleri kimin takacağını bildirmeyince nasıl bir düzenleme yapalım bilemedik. Hı hı. Aslında bunu benim için çok özel biri yapacaktı. Ama sanırım nişana katılamayacak. Siz vali beye haber verin. Merasimden önce haberi olsun işte. Oturma düzenini ona göre ayarlarsınız gerekirse. Tamam, siz endişe etmeyin. Giriş müziğiniz 5 dakika içinde başlayacak. İstediğiniz başka bir şey var mı? Hiç boşuna debelenme Hava Hanım. Bu iş buraya kadar. Şimdi aşağı iniyoruz. Ya! Cüneyt, yapma ne olur. Yapma ne olur, Allah aşkına yapma. Neden ha? Neden? Yoksa benim kim olduğumu anlatamaz mısın? Kaynanan, kaynatan, o çok sevdiğin Yusuf'un benim kim olduğumu öğrenirlerse senin yüzüne mi bakmazlar? Yapma Cüneyt, yalvarırım yapma. İndirme beni aşağı. Bu iş bitsin, bırakacağım, merak etme. Yürü! Cüneyt, yapma ne olur. Anladım. Biz ilk dansımızı yaptıktan sonra arkadaşlar sürpriz getirebilirler. Tamam Yusuf Bey. Her şey tamamsa biz birazdan çıkarız. Yalvarırım, ne olur yapma. Beni aşağı indirirsen ben ölürüm, biterim, anlamıyor musun? Ben de sana yalvardım Havva. O buz gibi mapushane duvarları şahit. Yapma dedim. Bize kıyma dedim. Ama dinlemedin. Ben seni çok sevdim. Ölümüne sevdim. Sana kavuşacağım günün hayaliyle gece mi gün ettim. Ama bak ne oldu. Niye lan? Ha? Niye revaç ördün bana bunu? Niye et gibi oynadın benimle? Bunları hak edecek ne yaptım abla? Susarsın tabii. Söyleyecek bir şeyin yok değil mi? Ama benimkiler daha bitmedi. İçime öyle bir acı soktun ki aynısını sana yaşatmadan içim soğumaz artık. Sen var ya, sen benim en sevdiğimi aldın elimden ama sevdiğini kaybetmek neymiş öğreneceksin Havva Hanım. Yürü bak. Ya bırak, bırak Cüneyt. Ne olacak aşağı inince? Ha? Ben kaybedince sen kazanmış mı olacaksın? Evet. O zaman kulağını aç, iyi dinle Cüneyt. Bu saatten sonra ben Yusuf'a yar olmazsam kimseye olmam oğlum. İn aşağı. İn. Herkes her şeyi anlat. Ben de gidip atayım kendimi camdan aşağı. Yusuf öğrendikten sonra ben ölmüşüm, yaşamışım. Ne fark eder? Sen beni nasıl sevdiysen ben Yusuf'u öyle sevdim. Bir sürü hata yaptım. Seni yaktım ama kendimi de yaktım ben. Ben böyle olsun istemedim. Ama oldu. Şimdi de her şey bitecek Allah. Bırak bana. Yürü! Yapma. Cüneyt yapma ne olur. O zaman öldür beni.
Öldür rahatla. Tut. Bırak elimi. Bırakmıyorum, tut. Tut o zaman burada, öldür beni. Öldür bitsin. Yusuf öğrenince ben öleceğim zaten. Öleceğim, anlıyor musun? Öldür bitsin. İstediğim o değil miydi? Beni yak, beni yık. Beni öldür. Ama Yusuf günahsız, ne olur ona bir şey yapma. Yalvarırım ya. Onu ölecek kadar çok seviyorsun ha. Keşke beni böyle sevseydin. Sevmedin. Sevmedin! Neyse. Sıkıntıları atlatabildin mi? Çabalıyorum kan kardeşim. Kolay olmuyor ama uğraşıyorum. E oğlum, hiç gelmiyorsun artık buraya. E biraz yanıma gelsene. Bak, bağ evi var, ne güzel orada duruyor. Ah. Oturursun, kafanı dinlersin. Herkesten, her şeyden uzak işte. İyi olur. Ah be Yusuf'um. Denemedim mi zannediyorsun? Hepsini denedim. Hep kaçtım gittim. Ama nereye gidersem gideyim, nereye kaçarsam kaçayım, acılar peşimi bırakmıyor. Sen de doğru söylüyorsun. Ben de işte işlerin başına geri döndüm. Hayat mücadelesi verirken belki acıları kalbime gömerim diye. Tamam kardeşim. Nasıl istersen. Ama teklifim her zaman geçerli. Bak, belki fikrini değiştirirsin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hadi sen nişanlını bekletme. Gece senin gecen. Tamam, sonra görüşürüz yine. Sabahtan beri neredesin bu oğlum? Amcana da Yusuf'a da ne diyeceğimi bilemedim. Böyle bir günde kaybolur mu insan ha? Ah be baba. Boşuna kaybolmadık herhalde ortalıktan. Bizim de kendimize göre bir takım hesaplarımız var. Şu hırsından vazgeçemedin değil mi ha? Ben bir yola baş koydum mu kolay kolay vazgeçmem baba. Birazdan rezilliğin son perdesini izleyeceksin. Emin ol, çok eğleneceğiz. Bir tanem hazır mısın? Herkes bizi bekliyor. İyi misin bir tanem? İyiyim. Heyecanlandım biraz. Tamam, bak birazdan yüzüğümüzü takacaklar. Aşağıda bizi bekliyorlar. Heyecanına yetişir. Eğer kendini kötü hissediyorsan oturalım. Hemen gidelim. Tamam. Sakin ol. Hadi gel. Kıyamet şarkısı başladı baba.
Değerli misafirler, hepimiz bu iki genç ve güzel insanın ömür boyu el ele yürüyecekler yolun ilk adımı için toplandık. Hepinizin huzurunda her ikisine de sevgi, saygı ve güven dolu bir ömür dileyerek yüzüklerine takmak istiyorum. Çok teşekkürler. Evet, rica ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Yüzüklerimiz de takıldı işte, gördün mü? Rüya gibi. Belası. Hala inanamıyorum Yusuf. Rüya gibi. İkimiz de aynı şeyi gördüğümüze göre rüya değil, gerçek. Gerçi benim tek rüyam sensin ama seninkinin de ben olduğumu düşünüyorum. Öyle tabii. Bizi bu rüyadan kimse uyandıramaz. Sen merak etme. Bundan sonra işin daha zor. Anlamadım. O yüzden mi ağlıyorsun? Ben mutluluktan ağlıyorum. Baksana ne kadar yakışıklar birbirlerine. Ya ben de nedense Havva yerine hep seni düşünüyorum Yusuf'un yanında. Dediklerimi bir dinleyeydin. Bu hayal gerçek olacaktı. Böyle kıyıda kenarda ağlayacağına Yusuf'un kollarında peri kızları gibi sen dönecektin şimdi. Baksana teyze, onlar birbirlerini seviyorlar. Onların mutlulukları da bana yeter. Bu söylediğine senin inandığın vakit ben de sana inanacağım Toprak. İnanmazsan inanma, ben kendim biliyorum. Al sana koca bir yalan da, bir halt bildiğin yok. Kurtulmuş gibi ancak açıyorsun. Ama kalbindekiler senden beraber geliyor. Bak onlara bak, iyi bak bak.
Bu aşk var ya, bu gördüğün aşk. Sen ne yaparsan yap, ne ondan ne de kendinden kaçamayacaksın. Onlar böyle göz göze, yüz yüze, el ele, gözünün önünde salındıkça senin içindeki ateş algorlara dönecek. Onların aşkı harlandıkça senin içindeki acı büyüyecek. İki bedende tek olacaklar, çoğalacaklar. Sen yalnız kalacaksın. Onların kurduğu hayat senin yıkımın olacak. Nasıl dayanacaksın sen buna ya? Ha? Her gün içinde gorlanan yangını nasıl söndüreceksin? Şuna bak, yüzün şimdiden karardı. Bir de Havva'ya bak. Aşk onu güzelleştirecek, hayatı sevdirecek. Seni de yalnız bırakacak, yaşlandıracak, çirkinleştirecek. Anana bir bak, aynı onun gibi olacaksın. O vakit yüzüne bakan da olmayacak. Yeter teyze, böyle konuşma lütfen. Ben de sultanısam, o Havva yanında, yöresinde çok tutmaz seni, tutmaz. İçinde kaynayan kazanda nefesatlıklar, kıskançlıklar var onun, biliyor musun sen? Daha yüzükler takınmadan irinini saçtı ortaya. O kıytırık dükkanı sana vermemek için neler yaptı Yusuf'a, biliyor musun sen? Ya ama baş edemeyince yine gancayı sana taktı, tırnaklarını sana geçirdi. Ama daha dur, bu daha başlangıç. Kız biliyor Yusuf'un sana zaafını. Seni yanında yöresinde tutar mı hiç kız? Ha? Tapusunu eline aldığı gün senin eline de bavulu verecek. Sen de zaten uzaktan bakmakla yetindiğin Yusuf'un suretine, sesine hasret ölüp gideceksin. Sus teyze, ölümü gör sus. Al iç. İç. İçindeki ateşi anca söndürür. Çınar, bütün gün aradım seni. Ya telefonlarıma cevap vermiyorsun ya da hep reddediyorsun. Benden kaçmak için ta Kayseri'ye gitmene gerek yoktu. Bunun kaçmakla alakası yok Yeşim. Gelmem gerekiyordu. Ne yani? O kız senin refakatin olmadan gidemiyor muydu? Dönemiyor muydu köyüne? Yapma Yeşim, biraz sakin ol, tamam mı? Olmayacağım. Sen burada olmadan sakin falan olmak istemiyorum. Hadi dön Çınar, ne olur. Hadi bak, seni çok özledim lütfen. Hem sen de beni özledin, biliyorum. Yeşim, bunları konuştuk seninle. Dönüp dönüp aynı konuyu açma lütfen. Ne yani? Sen bitti deyince bitecek, öyle mi? Bu kadar kolay mı sanıyorsun? Yeşim. Sen korktuğun için kaçıyorsun ama. Ben korkmuyorum Çınar. Tamam mı? Yeşim. Yapma Çınar. Sen bana aşık olduğunu söyledin, beni sevdiğini söyledin. Şimdi bunların hepsini göz ardı etmemi mi istiyorsun? Benden bunu bekleme, ne olur, yapamam. Benim için de kolay değil Yeşim. Böyle davranarak daha da zorlaştırma. Şimdi kapatıyorum, sonra konuşuruz. Kapatma ne olur Çınar. Kapatma yalvarırım, seni çok seviyorum. Sen olmadan nefes alamıyorum Çınar. Ne yani? Beni anlayabilmen için lale gibi kendimi öldürmem mi gerekiyor? Sen içki mi içiyorsun? Yo, tadına bakmıştım.
aşkımızı ölümsüz kılmak için bir sevgi iksiri yaptım. Bu şaraba Havva adını verdim. Bu şarap gibi aşkımız da yıllandıkça daha güzelleşecek. Yusuf, bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben bir teyzeme bakayım. Aylarca ben kendimi unuttum. Sırf senin yüzün biraz gülsün. Biraz hayata dönebil diye. Şimdi bunu bize yapma ne olur. Olmaz eşim. Senle ben yapamayız. Neden Çınar? İkimiz de istiyorsak kim engel olabilir ki bize? Kendimiz Yeşim. Kendimiz. Biz engel olmalıyız. Çünkü sadece Yeşim ve Çınar değiliz biz. Sen karımın kardeşisin. Lale öldü Çınar. Lale öldü. Yeter artık. Ama kızım yaşıyor Yeşim. Ben onun babasıyım. Sen de teyzesi. O büyüdüğü zaman nasıl anlatırız bunları ona? Kimseye bir şey açıklamak zorunda değiliz Çınar. Neden aşkımızın hesabını veriyoruz ki? Baksana. Dünyada sadece ikimiz varız. Sen ve ben. Bak. Eğer evlenmek istiyorsan. Dön hadi buraya. Evlenelim, bir yuva kurmak istiyorsan beraber yapalım bunu. Ben senin karın olmak istiyorum Çınar. Ve bunun için yapamayacağım hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Allah kahretsin. Hanımefendi. İyi misiniz? Neyiniz var? Hanımefendi. Hadi içeri girin. Yüzünüzü yıkayalım. Bir su için kendinize gelirsiniz. Gelemem ben oraya. Giremem içeri. Neden? İçeride biri bir şey mi yaptı yoksa? Anlatın bana, belki bir faydam dokunur. Yoksa birinden mi kaçıyorsunuz? Evet, kaçıyorum. Bırakın kolumu. Durmayın yolumda. Sizi böyle bırakamam. Hadi gelin içeri girelim. Dışarısı çok soğuk. Hadi gelin. Gelin şöyle geçelim. Su ister misin? Anlat bakalım. Neden, kimden kaçıyorsun? Ben onları böyle görmeye dayanamıyorum. Sanki elimi uzatsam tutacakmışım gibi. Ama ben sevdiğim adamın, Yusuf Bey'in ablama aşkla bakmasına katlanamıyorum artık. Ablam benim bu hayattaki her şeyim, tek dostum, canım. Ama artık yapamam. İçim acıyor. Ben dünyanın en kötü insanıyım. Çünkü ne yaparsam yapayım, onu sevmekten vazgeçemiyorum. Bir çıkmazın içinde oradan oraya sürükleniyorum. Kaçmak istediğin bu durumdan sonsuza dek kurtulmak ister misin? Hem de her şeyden çok. O zaman evlen benimle. Mutluluğunuz sonsuz olur inşallah evladım. Sağ ol baba.
Amcaoğlu, neredesin sen oğlum ya? Kızım. Babanın elini öpmeyecek misin? Gönül koymakta haklısın kardeşim. Kendimi affettirecek bir sürpriz peşinde koştum ama onu bile beceremedim. Hadi hadi. Allah'tan keyifli hanıma denk geldin. Ne hediyesi oğlum? Senin benim yanımda olman hediye zaten. Kardeşim benim. Eyvallah. Hayırdır baba? Nişan için yeni takım, yeni saat. O ne demek evladım? Yani koskoca hancıoğullarıyla dinir oluyoruz. Yani kılığımızı düzeltmişiz, fena mı? Nereden buldun parayı? Para vermedim. Deftere yazdırdım. Bunu da mı deftere yazdırdın? Yok. İsmet'in ödünç aldım. Nişandan sonra vereceğim. Eğer soygun bittiyse gidip misafirlere bir güle güle diyeyim. Deli misin, manyak mısın? Ben hiçbir şey anlamadım ki. İzin ver bir anlatayım. Ne olur konuşayım. Neyini dinleyeceğim? Herkesin nasıl evlenme teklif ettiğini mi? Hayır, lütfen izin ver. Bak ben de seninle aynı durumdayım. Yasak, yanlış birine aşık oldum. Ne yaparsam yapayım ondan kurtulamayacakmışım gibi geliyor. Bir girdabın içerisinde sürükleniyorum sanki. Bu olmazı durdurmak zorundayım. Yoksa yakında ne kendi yüzüme ne de sevdiğim kadının yüzüne bakabileceğim aynada. Bak, ikimiz için de en doğru çözümün bu olduğunu düşündüğüm için evlenme teklif ettim sana. Baksana, yaşadıklarımız ne kadar da aynı. Hem böyle bildiğin gibi bir evlilik olmayacak. Karşılıklı bir anlaşma gibi düşün. Kaçtıklarımızdan kurtulup sırrımızı saklayacağız. İnsanlar bizi mutlu mesut yaşıyor zannederken biz aslında içimizdeki aşkı kalbimize gömüp onu yavaş yavaş yok edeceğiz. Bu hoş beş sabaha kadar sürer. Bir an önce takım merasimine geçelim de ganimeti görelim, değil mi? Ayıp oluyor Remzi Efendi. Niye? Biz çuval dolusu para döktük. Millet karnını doyursun diye. Bunun bir karşılığı olacak elbet. Hem adettendir. Böyle elleri boş yüzümüze bakıp geçmeyecek herhalde bunca insan. Remzi Efendi, sen daha fazla içme istersen ha. Hem yeterince de içmişsin. Bak, dünün... Ne oluyor Remzi? Hiç. Yani Yılmaz Bey'e takım merasimine geçsek mi diyordum. Bu ne biçim soru? Sana mı takacaklar? Havva'nın hepsi. Evlenince de evine götürecek. Hadi sen şimdi yürü. Benim sinirim daha fazla yorma, hadi. Aman devamlıdırdır, devamlıdırdır. Ay, kusura bakmayın Yılmaz Bey. Nerede, nasıl davranacağını öğrenemedi gitti. Estağfurullah Şerif. Beni esas üzen senin üzülmüş olman. Senin gibi böyle soylu, asil bir kadının böyle bir adamla evlenmiş olmasının günahını taşıyorum ben. Ha, siz niye taşıyorsunuz Yılmaz Bey? Anamın bir marifeti bu. Hamiyetle evliliğimiz bozulmasın diye anam senin başına sardı bu adamı. Ben sizin yaşadıklarınızı duymuştum Çınar Bey. Ama Yeşim Hanım'la olanlardan haberim yoktu. İnsan hemşer olunca her şeyi ister istemez duyuyor, değil mi? Ama merak etme. Seninki bende bir sır olarak kalacak. Bana güvenebilirsin. Sağ olun. Bak, eğer teklifimi kabul edip İstanbul'a gelirsen benimle, sadece beni değil, genç bir kızın hayatını da kurtarmış olacaksın. Zavallı kız beni severek kendini nasıl ateşe attığının farkında bile değil.
Oysa ki hayattaki en güzel şeyleri hak ediyor. Benden bir şekilde ümidini kesmek zorunda. Kesmeli ki yoluna devam etsin. Ya etmezse? Sen kabul edersen edecek. Biliyor musun? Ben Lale ile birlikte öldüm. Yegane çiçeğimi kendi ellerimle soldurdum ben. Bir çiçeğin daha solup gitmesine izin veremem. Benim artık bu hayatta tek bir temennim var. O da iyi bir baba olmak. Ve kızımın benimle gurur duymasını sağlamak. Bak Toprak, benim aradığım insan sensin. İnan bana, senden hiçbir beklentim yok. Sadece evliliğimizi inandıralım insanlara yeter. Ha, sakın yanlış anlama. Seni İstanbul'da mutlu etmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ilgaz ailesinin gelini olarak her şeye sahip olacaksın. Siz bunları yanlış insanla konuşuyorsunuz Çınar Bey. Bu hayatta benim en son aklıma gelecek şeydir maddiyat. O yüzden umarım size yardım edecek birini bulursunuz. Lütfen. Seni istemeden kırdıysam özür dilerim. Ama böyle kestirip atmadan önce sadece bir düşün. Bu senin için de çok iyi olacak. Eğer ben İstanbul'a gelirsen, burada ablanı, Yusuf'u ve yaşadığın bütün acıları geride bırakacaksın. Hem baksana, benden çok daha şanslısın. En azından senin kaçıp gidebilecek bir yerin var. Ben öyle bir yere bile sahip değilim bu hayatta. Toprak. Gelsene, deminden beri sana bakıyorum, yoksun. Fotoğraf çektirecektik. Şey, ben hava almaya çıkmıştım da. Ne haber kardeşim, keyfin yerinde mi? Hamdolsun Allah'a, her şey çok güzel Yusuf. Bak, sen Havva ile tanıştın, Toprak'ta tanışmadın. Toprak benim baldızım. Çınar da benim Kayseri'den çocukluk arkadaşım. Kan kardeşim. Memnun oldum. Ben de. Kardeşim, Toprak tanıdığım en iyi insanlardan biridir. Rüzgar'ın bir annesi Havva'ysa bir annesi de Toprak'tır. Havva ile bizim için çok önemli. Değil mi bir tanem? Öyle tabii. Yusuf, bak fotoğrafçı gelmiş. Hadi dördümüz fotoğraf çektirelim. Metin abi, şöyle dördümüzü alsana abi. Bunu gelinime ver. Benden küçük bir hatıra. Mutluluklar dilediğimi de söyle. Ama halacığım, yapma böyle. Hadi gel içeri. Bak, çok sevinecek seni abim görünce. Bu gece abimle Havva'nın gecesi. Tamam mı? Bırak öyle de kalsın. Hadi al bunu. Tamam halacığım. Atlama, geldik. Sen kimsin de benim işimi yarı yolda bırakıyorsun lan? Ha? Ecelin olurum lan senin. Aaron, Mehmet kardeş. Benden de bu işten de kurtuluşun yok. Ben bu işe tonla para gömdüm, sevabına değil. Nişanı yarıda kesip Yusuf'u madara etmen için. Sana son bir şans daha. Yarın gideceksin. Her şeyi tek tek Yusuf'a anlatacaksın. Yoksa seni çıkardığım o deliğe tekrar geri tıkarım. Ne güzel nişandı değil mi Çınar?
Pek de yakışmışlardı birbirlerine. Allah tamamına erdirir inşallah. Senin de mutlu günlerin görelim istedik ama kısmet değilmiş. Anne, ben bir kıza evlenme teklif ettim. Allah aşkına yeşim deme. Kalpten giderim vallahi. Hayır yeşim değil. Kim? Her şey için çok teşekkür ederim. Lafım olur evladım. Kocan işinin altından kalktık evelallah. Siz her şeyin en iyisine layıksınız evladım. Ömür boyu mutlu olursunuz inşallah. Sağ ol anne. Hadi Remzi, biz içeri girelim. Çok güzel bir geceydi. En güzeli de sendin bir tanem. Sen de çok yakışıklıydın. İyi geceler. İyi geceler bir tane. Gerçi ben nasıl uyuyacağım bu gece bilmiyorum ama. Neyse uyuyamazsan beni düşünürsün artık. Hı? Sen de beni düşün o zaman. Hiç aklımdan çıkmıyorsun ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Toprak. Biz gidelim istersen. Yoksa ben ablandan kopamayacağım. Abla. Ablacığım. Sen bugün ben rüzgarı getirmedim zannettin ama yanlış anladın. Özür dilerim. Boşuna özür dileme Toprak. Ben senin rüzgarı niye getirmediğini biliyorum. Çünkü o sadece sana anne desin istiyorsun. Biliyorum aranızdaki bağ çok kuvvetli. Sen ona çok düşkünsün. Ama lütfen sen de artık şuna alışsan iyi olur. Yusuf'la evlendikten sonra Rüzgar'ın annesi ben olacağım. İyi geceler Toprak. Ay Yılmaz Bey, bu akşam vallahi bu deli Remzi yüzünden yüreğim böyle pır 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 attı. Ay şimdi bir rezilli çıkacak, ay şimdi biraz sonra çıkacak derken ucuz atlattık vallahi. Ne yapalım hanım? Adam densizin biri. Vallahi idare edeceğiz işte o kadar. Neyini idare edeceğiz ayol? Kazık kadar adam, çocuk mu? Aa, ayıkken zaten ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Bir de içtikçe içti. Vallahi billahi bütün eşimizin dostumuzun bir gözü de ondaydı. Ay şimdi bir şey yapacak, ay şimdi bir şey oldu diye. Benim gözüm de sendeydi Hamiyet. Bütün gece suratını astın durdun. Allah'tan çocuklar fark etmediler, vallahi gücenirlerdi ha. Ne iyi. Yani bütün gece benimle ilgilenebilecek vakti buldun. Ayol ne zaman baksam o şerefle böyle pi 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 ko ko ko. Ne konuştunuz Allah aşkına bu kadar? Ne buldunuz bu kadar? Ya kadıncağız kocasından şikayetti işte. Onun için Remzi hep patavatsızlık ettiğinde kadıncağız gelip benden özür diledi. Aa iyi, iyi. Ay çok iyi etmişsin. Kadıncağızla meşgul olmuşsun bak. O da bir rahatlamıştır, bir rahatlamıştır. İkbal Hanımlar nasılmış? Necip'i sordum niye gelmedi diye. Böyle kıvırttı gibi geldi bana. Hem... Çınar da iyiyim dedi ama pek iyi görünmüyor oğlan. Oh bugün bir adım attık ya. İçim rahat artık. Bakma yüzümün güldüğüne. Son günlerde çok gergindim Toprak.
Damatlık psikolojisinden bildim, nedir işte. Bundan sonra içim rahat olur herhalde. Hayırlısıyla düğünü de yapalım da. Rüzgar'a bir kardeş vermek lazım artık. Ben kalabalık ailede büyüdüm Toprak. Kalabalık aile iyi olur. Benim kuracağım aile de kalabalık olsun istiyorum. İnşallah işte nasip olursa. Sen onlara da bakarsın teyzesi. Kocaman bir aile oluruz işte. Yaşar gideriz hep birlikte. Öyle değil mi Toprak? Ben de ömrümün sonuna kadar çocuk bakmam belki. Daha gencim neticede. Belki ben de evlenip yuva kurarım. Beni yanlış anladın galiba Toprak. Tabii ki gençsin. Tabii ki yuva kurmaya senin de hakkın var. Ben ablanla sayende tanıştım. Sen olmasan ablanı tanımayacaktım belki. Bak şimdi mutluyuz. Sen de mutlu olursun inşallah. Toprak ve Sıtkı Durağ'ın karşılıklı anlaşmaların neticesinde boşanmalarına karar verilmiştir. İş bu kararın dava sonunda taraflara hemen tebliğ edilmesi uygun görülmüştür. Geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim. Ne oldu kızım? Bitti mi dava? Bitti. Şimdi kaleme gidip tebliğ alacağız. Ne diyeyim kızım, ikiniz için de hayırlısı olsun. Toprak, şikayetini geri alacaksın değil mi yavrum? Alacağım. Önce buradan bir çıkayım, sonra onu da halledeceğim. Allah senden razı olsun kızım. Demek öyle döndü gitti ha. Desene, kıyametin eşiğinden dönmüşüz, haberim yok. Sorma baba. Dün Cüneyt'i karşımda görünce dedim her şey bitti herhalde, yolun sonuna geldik. Dün gittiğimde davası vardı. Saldılar demek. Allah serbest kalır kalmaz da benim peşime düşmüş işte. Neyse Allah'tan kurtulduk, bitti. Sence kurtulduk mu manyaktan? Kurtulduk tabii baba. Gerçi onun sağ solu belli olmaz. Ama dün akşam o kadar insanın içine dökülmediyse bu saatten sonra bir şey demez bence. İnşallah kızım. Sen gene de eşeğini sağlam kazığa bağla. Bu Cüneyt'in ne yapacağı belli olmaz. Öyle tabii. Bizim bir an evvel Yusuf'la evlenmemiz lazım. Bu saatten sonra aramıza biri girerse, bir terslik çıkarsa baba ben ölürüm. Korkma kızım. Evelallah yoluna çık. Artık bir terslik olmaz. Sen kendin dedin. Cüneyt gece bir şey demediyse, yani pişman olsa sabah gelir derdi. Bence Cüneyt de senin hesabını kapattı. Kapatsın tabii. Zorla güzellik olmaz ki. Allah Allah. Hem parasını pulunu da verdik, artık alacak verecek kalmadı. Verdin değil mi baba parayı? Tabii verdim kızım. Başka ne olacaktı ki? Buyurun. Nişan fotoğraflarınızı getirdim hanımefendi. Öyle mi? Ne kadar çabuk. Kamera görüntüleri de var bu CD'de. Çoğaltmak istedikleriniz olursa stüdyomuza bekleriz. Tamam peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Baba. Nişan fotoğrafları gelmiş. Biz de görseydik.
Toprak, bu ne? Aa, Toprak! Hayrola kızım, sabah sabah. Anneciğim. Nasılsın? İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim, iyiyim. Hatta çok iyiyim. Sıtkı'yla boşandık anne. Bitti artık. Allah'ıma şükürler olsun. Gel kızım gel. Kardeşin için yeni bir hayat başlıyor bugün. Sıtkı'dan boşanmış. Artık geçmişe değil önüne bakacaksın değil mi? Gün senin günün yavrum. Toprak. Az içeri gelsene sen. Ay İkbal'cim, keşke Nedret'te kalsaydı biraz daha. Bak ne güzel bir arada olurduk. Hakikaten iyi olurdu vallahi. Ya o da pek istedi ama onun kızı... hani bir kızcağız vardı, evlatlığı gibi bir şey. Yalnız bırakmak istemedi Hamiye'cim ama çok çok selam söyledi her birinize. Sağ olsun. O kadar da görüşebildik ya. Kahveni içtiysen hadi aşağı inelim de bir ifadeni alayım. 2 Mart biterse. Her zaman çok iddialısın kardeşim. Hadi gel. Hanımlar, ben de müsaadenizi rica edeyim. Kısa bir işim var. Sonra görüşürüz. Müsaade sizin efendim. Hamiyet, bak sana ne diyeceğim. Sizin gelinin kız kardeşi var ya, Toprak. Nasıl bir kız o? Aa, Toprak çok iyi bir kızdır. Kumaşı temizdir bir kere. Çok çekti yavrucak. Biliyorsun evlatçığını kaybetti. Ama iyi kızdır. Severim ben Toprağı. Ay yaşa. Yüreğime senin sular serptin. Bizim Çınar kızı beğenmiş. Dün evlenme bile teklif etmiş deli oğlan. Evlenme mi teklif etmiş? Ya. Ay ne diyorsun sen ayol? Toprak evli. Evli mi? E tabii. Sen yalancısın Toprak. Sen çok yalancısın. Hani Yusuf'u abi gibi seviyordun, öyle görüyordun. Hani ben yanılmıştım. Yeminler ettin ona yan gözle bakmadığına. Abla. Ne abla? Ne? Bu fotoğraflar öyle demiyor ama. Ha? Şuraya bak. Nişan boyunca ağlamışsın. Gözünü Yusuf'tan alamamışsın sen. Abla. Ben seni öyle mutlu görünce mutluluktan ağladım. Sus! Bu saatten sonra ne desen inanmam ki ben sana. Yusuf denince senin için akan sular duruyor. O çok övündüğün erdemlerin de unutuluyor. Hak etmediğin dükkanların üzerine yapılmasına izin veriyorsun sen. Susuyorsun. Ben artık kardeşimi tanıyamıyorum Toprak. Abla sen o gün oradaydın. Kendi gözünle gördün. Ne kadar çok ısrar etti o dükkan için. Ben ne diyebilirdim ki? Doğru. Bir şey diyemezdin. Ama ben sebebini biliyorum. Biliyorum. Çünkü Yusuf'un seninle ilgilenmesi hoşuna gidiyor değil mi? Çevrende dolaşması. Ha? Çünkü sen ona kör kötü aşıksın, beni de herkesi de kandırıyorsun. Yeter. Ben hiç olmazsa senin gibi sevdiğim adamı kandırmıyorum.
Her gün bir yalanı yaşatmıyorum o tertemiz insana. Yaptığım pislikleri bir bir unutup her gün onun yüzüne bakarak hayatıma devam etmiyorum ben. Sen önce dön, bir kendine bak. Yazık sana. Çok yazık. Anlaşıldı, bu böyle olmayacak. Yusuf'la evlendiğim gün o konaktan gideceksin Toprak. Hem de kendi isteğinle. Böyle belli bunu. Toprak, ne bu halin? Yok bir şey anne. Kızım ne oluyor? Ablama sor. Havva! Bak ikiniz de benden çıktınız, beni kandıramazsın. Hem sizin böyle kavga ettiğiniz sayılıdır. Çabuk bana ne olduğunu anlat. Yoksa ben bir şekilde öğrenirim, bunu biliyorsun. Zahmet etme anne. Ben sana söyleyeyim. Aynı karından çıktığım kardeşim nişanlıma aşık. Ne? Deli misin? Ne dediğini biliyor musun sen? Bilmiyorum anne. Ne dediğimi bilmiyorum ben. Bak! Bak kızına bak! 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 Bunlar da mı yalan söylüyor? Al kızına bak! Dediğim gibi İkbalciğim, Toprak çok acılardan geçti. Evlatçığını kaybetti. Aklında kaybediyordu kız. Ama metanetlidir. Her şeyi hallediverdi. Yoksa ben torunuma emanet eder miyim? Bak hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında ona çok şey borçluyum. Kızım da akıl sağlığının onunla kavuştu. Canım, iyidir iyi olmasına. Yani ona hiç şüphem yok da... Ben Çınar'ıma dul kadın almam Hamiyeciğim. Anla beni. Sen alır mıydın? İkbalciğim. Yüreği insan olsun da varsın dul oluversin. Ya yüreği kötü olursa? He? Ya onu almak mecburiyetinde kalırsan? O daha tehlikeli. Maazallah yuva yıkar yuva. Orası öyle. Yok, içime sinmez benim Hamiyeciğim. Aman başka kız mı kalmadı? Ne yapalım? Kısmet. Hadi hadi yemezler. Sen lisede aşıktın oğlum o kıza. Ya kardeşim vallahi billahi aşık değildim. Sana yalan borcum mu var? Ya bırak şimdi. Gece vakti içip içip kızın kapısına dayanmıyor muydun? Bütün Kayseri biliyor. Milleti uyutmuyordun, şimdi bana hikaye anlatma. Ya... Tamam, hoşlanmıyor değildim ama aşk falan değildi. Ya yemin ediyorum aşk falan değildi. Hem kardeşim... Aşk çok başka bir şey. İnsan aşık olunca kendini unutuyor resmen. Ne yaptığının farkına bile varamıyor. Ben bir tek Lale'me aşıktım. Şimdi de Balcı'na mı aşıksın? Oğlum ben böyle bir şey duydum. Gazeteleri falan çıkmışsınız, doğru mu? Buraya kadar geldi haberler değil mi? Sen büyüdün mü küçük prens? Sen kocaman mı oldun? Sen gülücükler mi atıyorsun? Ha? Gülüyor musun sen bir de? Sen bir de gülüyor musun? E büyüdün de bu minicik eller ne böyle? Ha? Bu minicik eller ne? Annesi bak. Bak rüzgar neler yapıyor. Gülücükler atıyor.
Pınar. Bak bak, böyle ellerini verince böyle hop, değil mi oğluş? Pınar. Ben iyi değilim. Biraz yalnız kalsam. Ay kusura bakma. Ben öyle rüzgarla oyuna dalınca, tamam ben çıkayım. Seni ben doğurmadım ama sen benim oğlum sayılırsın Rüzgar. Sen artık benim canımdan bir parçasın. Tabii şimdi çok küçüksün. Bir şey anlamıyorsun dediklerimden. Ama yüküm çok büyük oğlum. Çok ağır. Bu halimle ne kadar uzağa gidebileceğim? Kendimden ne kadar kaçabileceğim? İnan hiç bilmiyorum. Ama ola ki seni bırakmak zorunda kalırsam. Bana sakın kızma olur mu? Sen kimseye bir şey deme o zaman Hamiyetciğim. Olmaz o iş. Yani zaten kız da reddetmiş Çınar'ın teklifini. Yani kimsenin aklına bir şey düşürmeyelim Hamiyet. Böylece kapansın bu mevzu. Yani umut bağlamıştım doğrusu ama ne yapalım, kısmetliymiş gene. Tabii sen bilirsin. Sen de ana olarak haklısın. Ama bizim oğlanlar malum. Diktiler mi bir kere burunlarını? Haklısın Hamiyet anne. Öyle bir diktik mi burnumuzu Allah korusun. ne oldu bakalım tavla maçı? Aldım kardeşimin ifadesine. Hadi yine iyisin. Hadi anneciğim biz de kalkalım, yolumuz uzun. Hadi bakalım kalkalım. Bir gece daha kalsaydınız kardeşim, hemen gidiyorsunuz. Vallahi çok isterdim kardeşim ama amcamı da çok yalnız bıraktım. Hem işler güçler bizi bekler. Ay ama daha çok erken İkbal'cığım. Yemekler hazırladım, beraber otururuz dedim. Ah canım Hamiyet'ciğim, sağ ol ama vakittir. Kalkalım, yolcu yolunda gerek. Peki. Tamam kardeşim, nasıl isterseniz. Ama böyle olmadı. Bu seferlik böyle olsun. Ne ondan ne de kendinden kaçamayacaksın. Onlar böyle göz göze, yüz yüze, el ele, gözünün önünde salındıkça senin içindeki ateş algorlara dönecek. Onların aşkı harlandıkça senin içindeki acı büyüyecek. İki bedende tek olacaklar, çoğalacaklar. Sen yalnız kalacaksın. Onların kurduğu hayat senin yıkımın olacak. Her gün içinde gorlanan yangını nasıl söndüreceğim? Rüzgar'a bir kardeş vermek lazım artık. Ben kalabalık ailede büyüdüm Toprak. Kalabalık aile iyi olur. Benim kuracağım aile de kalabalık olsun istiyorum işte. Nasip olursa işte inşallah. Sen onlara da bakarsın teyzesi. Kaçmak istediğin bu durumdan sonsuza dek kurtulmak ister misin? O zaman evlen benimle. Bu ne? Özgürlüğümün bedeli. Ben bu davada yokum artık.
Bu iş için başkasının kapısını aşındır. Hani Havva'dan nefret ediyordun? Hı? Hani canını yakmak için fırsat kolluyordun? Ne oldu şimdi? Cüneyt. Al kardeşim. Paran cebinde kalsın. Havva ile Yusuf'u mutlu etme. İstesen şu dakika ayırırsın onları. Yusuf'u cenevinden vurursun. Canını yakmak istediğin birileri varsa başkasını bulacaksın. Çünkü bu Cüneyt bu davada yok artık. Hadi Adil, burada işimiz bitti. Yine gelin kardeşim, arayı açmayın. Arada sen de kaç ama. Hep ben geliyorum oğlum. Tamam inşallah. Yusuf oğlum, Allah tamamını erdirsin inşallah. Sağ olun İkbal teyze, ayağınıza sağlık. Ayol uçakla gideydiniz keşke. Şimdi bu çok zor olmayacak mı arabayla gitme? Araba yolculuğu iyi geliyor anneme. Hem dura kalka gideriz biz. Devir ekonomi devri Ahmet anne. İyi yolculuklar evladım. Teyze. Çınar Beyler nerede? Gittiler mi? Gidiyorlar, kapıdalar. Ne oldu ki? Allah Allah. Ne işi olur ki benimkinin bu gazlarla? Çınar Bey! Çınar Bey, durun. Nedir bu başımıza gelenler? Ay. Anne, ben sana şimdiden söyleyeyim. Evlendikten sonra Yusuf'la toprağı aynı evde yaşatamam ben. Bakma öyle, yaşatamam. Ateşle barut yan yana durur mu? Kızım ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Hem olur mu öyle şey? Ya kardeşine güvenmiyor musun? Toprak seni üzecek bir şey yapmaz, yapamaz. Bunu bilmiyor musun sen? Bak bilmiyormuşum. Ben ona güvendim, sordum bir kere. Al yalan söyledi işte bana. Nasıl güveneceğim bu saatten sonra, söyle. Havva. Bak bu kadar kızma, günahtır. İnsan düşüncelerinden mesul olur, duygularından değil. Toprağın içine bir ateş düşse yüreğine taş basar, bir kenarda sessizce oturmasını bilir. Bilmiyor musun sen? Ben de onu istiyorum işte. Gitsin köşesinde otursun artık. Gelsin burada yaşasın sizinle ben nasıl yaşadıysam. Of, of. Yüreğim daraldı artık. Teklifimi kabul ettiğin için sana minnettarım. Teşekkür ederim Toprak. Yalnız benim size bir şey söylemem lazım. Ben daha bu sabah boşandım. Evliydim. Evli miydin? Evet, evliydim. Bu bir sorun olur mu? Hayır. Hayır olmaz. Oğlum ne oluyor Allah aşkına? Gidip bir baksana. Anne ayıp olur şimdi. Ne bileyim, konuşuyorlar işte. Ben avukatımla konuşacağım. Buradan evlenip gidersek bizim için iyi olacak. Hem benim eşim olarak İstanbul'a ayak basarsan sen de rahat edersin. Hayırdır, bir şey mi oldu? Kardeşim. Hayırdır Toprak?
Biz Toprak'la evlenmeye karar verdik. Hiç mi hakkım yok Toprak? Beni hiç mi düşünmüyorsun? Ben olmasam ne ablan ne sen bu konağa girebilirdiniz. O Çınar Ilgaz seni gördüyse benim sayemde gördü. Bir yere göndermiyorum, gidemezsin. Başka çarem yok teyze. Kız ne demek başka çarem yok? Kapı gibi teyzen var burada. Hem onu da geçtim. O Havva sen gidersen dadanır bana, koyar beni kapının önüne. Teyze burada kalsam da elimden ne gelir ki artık? Hem bak öyle bir şey olursa bana gelirsin İstanbul'a. Benim sana kapım her zaman açık. Kız saçma sapan konuşma. Hangi akla hizmet, hiç tanımadığın bir adamla evleniyorsun ya? Senin aklına hizmet ediyorum işte. Sen demedin mi yaşlanana kadar ablanla Yusuf Bey'in aşkını seyredeceksin diye? Benim de bir kısmetim çıktı. Fena mı? Hiçbir şeye şahit olmak zorunda kalmayacağım. Salak. Salak. Dediklerimden bunu mu anladın? Kız sen başkasını seviyorsun. Ölüyorsun Yusuf için. Bak ben sana diyorum. Yusuf'a kavuşman an meselesi. Gel birlik olalım. Ablanın oyunlarını, dümenlerini anlatalım bir bir. Yusuf bir dakika tutmaz o yüzsüğü parmağında. Ben Yusuf'u istemiyorum. Onlar ikisi mutlu olsunlar. Başka bir şey de düşünmüyorum zaten. Hem ben onların mutluluğu için gidiyorum. Ölümü çiğnemen lazım. Benim bu işe onayım yok. Sen sormadın ama ben söyleyeyim. Anne, evlilik diye tutturmuyor muydunuz? Al sen evlilik işte. Oğlum alalım bir kız dedik ama dul olsun mu dedik. Aa, üstelik kocasından daha bu sabah boşanmış. Hayır bir rezilliği örtelim derken daha büyük bir rezillik çıkıyor. Anne ben de dulum. Ne var bunda? Sen erkeksin oğlum. Ne yani? Erkek dul olunca oluyor da kadın olunca olmuyor mu? Anne ben bu kızı istiyorum, tamam mı? Nikah memuruyla da konuştum. Allah nasip ederse yarın da evleneceğim. Ay vay başımıza gelenler. Kızım Allah aşkına söyle. Toprağa bir şey mi olmuş? Ne diyor Yusuf? Toprak evleniyormuş. Ne? Kimle? Beni çiğner de geçersen kafanı taşlara vuracaksın. Hiçbir yere göndermiyorum o kadar. Abla bizi biraz yalnız bırakır mısın? Beyim, bu kızın aklını başına getir. Bak biri bunu fena üzmüş. Bunun evlenmek gibi bir niyeti yok. Buradan kaçmak için yapıyor. Ben sana söyleyeyim. Teyze. Tamam abla sen çık. Çok şaşırdım biliyor musun? Bu karar çok ani, çok mantıksız değil mi sence? Hı? Toprak.
Bak ben Çınar'ı çocukluğumdan beri tanıyorum. Tamam iyi adamdır. Ama sen onu tanımıyorsun ki. Ya bu delilik. Hadi onun niye yaptığı belli. Sen bunu niye yapıyorsun? Niye böyle davranıyorsun ben anlamıyorum ki. Bir sebebinin olması mı lazım? Olması lazım tabii. Bak sen güçlü bir kızsın. Sebebin olmadan böyle davranmazsın. Ben de teyzen gibi düşünüyorum. Sen bir şeylerden kaçıyorsun. Toprak söyle bana. Niye gitmek istiyorsun? Bu kararı verdiren ne? Bana geçerli bir neden söyleyeceksin. Yoksa buradan gidemezsin. Ne diye suratını asıyorsun be kadın? İki kızının başına da devlet kuşu konmuş. Sen Ilgazlar ne kadar zengin biliyor musun? Dinin imanın para, para, para. Bıktım ya. Ağzından başka bir lakırdık çıkmaz mı senin? Babam haklı anne. Adam itibarlı. Toprağa sahip çıkacak belli ki. Kızın daha iyisini mi bulacak? Remzi çık dışarı. Konağa da bir dolaş, toprağın işi yoksa al getir. Aman anladık, anladık. Ana kız illa baş başa kalacaksınız. Toprağın bu yaralı haliyle senin için gidiyor Havva, görmüyor musun? Eğer sende birazcık analık hakkın varsa ikna edeceksin onu. Öyle alelacele karar vermeyecek. Kardeşinle konuşacaksın, emin olmadan kimsenin karısı olmayacak. Ablasının mutluluğu için bir yabancının koynuna girmeyecek. Vallahi de billahi de analık hakkımı helal etmem sana. Vallahi sabaha kadar burada otururum. Şaka yapıyorum zannediyorsun değil mi? Hı? Bana niye gittiğini söyleyeceksin. Göz göre göre hata yapıyorsun. İzin mi vereceğim Toprak? Ne olur bana bir şey sormayın Yusuf Bey. Ne olur. Ya sende hiç hatırında mı yok benim? Olmaz mı? Sizin hakkınızı ömrümün sonuna kadar ödeyemem ben. Benim için çok önemli, çok değerlisiniz. Ben sizin mutlu olmanızı istiyorum. İyi, tamam. Söyle o zaman. Toprak, biri seni üzmüş, kırmış. Kim yaptı onu söyle bari. Söyleme. Ben öğrenmesini bilirim. Kötü zamanlarımda senin hayata tutundum ben. Şimdi gidiyorsam sanma ki iyileştim. Ama burada kalmaya devam edersem
Hepimizin canı çok daha yanacak. Sen de dediklerimi sakın unutmayayım mı oğlum? Babanın oğlu olduğunu herkese göster. Onun gibi yüce yürekli, kudretli, iyi bir adam ol. Güçlü ol. Ama her şeyden önce insan ol yavrum. Girebilir miyim? Gelsene Münevver. Halacığım, Toprak annem bizi bırakıp gidiyor muymuş? Duyunca inanamadım. İyi düşündün mü Toprak? Emin misin gitmek istediğini? Benim için en iyisi bu. Bir yerlerden tekrar hayatıma başlamalıyım. Cesaretinle hayranım, çok güçlüsün. Keşke ben de senin gibi olsam. Herkesin yaşadığı kendine zor. Biliyor musun, ben Çınar abiyi çok severim. Yani şimdi tabii yüzüne bir hüzün çökmüş ama çok komiktir. Çok da iyi kalplidir. Yani mutlu olacağınıza herkese emin ama kimse gitmeni istemiyor tabii. Belki bencillik diyeceksin ama ben de istemiyorum. Bazen insan istemese de başka çare yoktur. İnşallah sen hep istediğin yolda yürürsün. Ben sana bir hatıra vermek istedim. Benim için yaptıklarına minnettarım. Kabul edersen çok sevinirim. Teşekkür ederim Münevver. Ben gideyim. Aşağıda görüşürüz. Hayır, ne zaman konuştular? Hangi ara birbirlerini görüp anlaştılar anlamadım ki. Vallahi biz de çok şaşırdık Şeref Hanımcığım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Yani sizin kızların bir şansı açıldı. Maşallah yani, pir açıldı. Ay ne bileyim, kısmet midir, kader midir anlayamadım Hamiyet Hanımcığım. Siz hiç endişelenmeyin Şeref Hanım. Ilgazlar çok yakın dostlarımızdır. Yıllardır tanırız birbirimizi. Hepsi de iyi, kadir kıymet bilen insanlardır. Onun için toprağı üzeceklerini hiç sanmıyorum. İnşallah öyledir Yılmaz Bey. Boşuna üzülüyorsunuz Şeref Hanım. Toprak saygılı, akıllı kızdır. Yılmaz Bey'in dediği gibi de çok iyi bir aileye gelin gidiyor. İnşallah öyledir. Aslına bakarsanız benim üzüntüm şu. Emin Rüzgar. Endişeye mahal yok Hamiyet Hanım. Olmazsa düğün hemen yaparız. Havva sizin oğlanı basar bağrına. Hem yeni damadın da bebesi varmış. Toprak da onunla avunur artık. Herkes yerli yerini bilir, alışır artık. Hazırlanmışsın. Hı hı. Akşam üzeri Çınar nikah memuru ile birlikte gelecek. Nikah kıyıldıktan sonra da hemen gideceğiz.
Sen bayağı bayağı kararını vermişsin. Hayırlısı olur inşallah. İnşallah hepimiz için en iyisi bu olur. Hayırdır abla, iyi misin? Değilim beyim. Hiç iyi değilim. Niye? Toprak yüzünden mi? Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ne yapsak, ne etsek de şu kıza mani olsak diye. Vallahi dün ben de konuştum. Ama kararını vermiş. Ne yapalım? Göz göre göre bilinmezlere mi salacağız beyim? Onlar Çınar'la konuşmuş abla, kararlarını vermişler. Nikahlarını yaptırıp gideceklermiş, ben şimdi ne diyeyim? Ilgazların Çınar'ı benim sessiz, sakin toprağıma kök salıp ayakta duracak ha. Çınar iyi adamdır. Onu üzmez, merak etme. Nerede şimdi? Ablası geldi, odadalar. İnşallah gitmekle doğru yapıyorsundur Toprak. Çınar'ı sordum Yusuf'a. Çok iyi insan dedi. Maalesef kaderleriniz de benziyor. Kim bilir, seversiniz belki bir gün birbirinizi. Abla, bak ben gideceğim. Kararımı verdim. Ama sana tek bir soru soracağım. Lütfen bana doğru cevap ver. Sen benden kurtulduğun için mi seviniyorsun? Yoksa gerçekten iyiliğimi istediğin için mi? Benim bir şeye falan sevindiğim yok Toprak. Ben sana söyleyeceğimi dün akşam söyledim. Bu saatten sonra sen kalsan da gitsen de bir şey değişmeyecek. Yaptıklarına yeteri kadar kırdın, üzdün beni. Ama ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, sen benim kardeşimsin. Canımsın, parçamsın, et tırnaktan ayrılır mı? Zamanla yapılanlar unutulur. Yaralar sarılır. Yarın öbür gün sana bir şey olsa ilk ben koşarım yine. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Annem evleneceğini duyduğunda çok üzüldü. Kadın bütün gece kızın bilmediği bir adamla evleniyor diye gözyaşı döktü. Bana da ısrar etti Toprak'la konuş diye. Lütfen aşağı indiğinde annemle konuş. Bunun kendi kararın olduğunu ona söyle. Kadın rahat etsin. Thank you.
Ne o? İçin yandı galiba Havva Hanım. Yanar tabii. Ciğerinin bir parçası ta İstanbullara gidiyor. Böylesi herkes için daha iyi oldu teyze. Acaba kendi menfaatin için tertemiz bir insanın hayatını kararttın. Toprak ki seni canını verecek kadar sever. Bir kalemde sildin attın kızı. O kız şimdi oralarda kimi kimsesi olmadan yaban ellerde yaşarken sen nasıl huzurlan Yusuf'un koynuna gireceksin acaba? Bana menfaatten ayak oyunlarından bahsedene bak. Sen bu noktaya gelene kadar girdiğin günahları düşün Sultan Hanım. Havva, topraklar gidiyor. Bu senden de beter Sultan. Bu senden de beter. Gayıran Allah seni gayırsın artık. Ben bir şey anlamadım ki. Dışarıda niye geldiler? Seni alıp götürüyorlar. Ne olur birkaç gün daha kalsaydınız. Anneciğim, böyle olmasını ben istedim. Ha şimdi 3 gün sonra nasıl olsa gideceğim. Toprağım, kendinle birlikte canımdan da bir parça alıp götürüyorsun. Anne yapma böyle ne olur. Hem bak ben yine gelirim. Siz de ziyaretime gelirsiniz. Toprağım. Babacığım, annem iyi bak olur mu? Merak etme kızım, gözün arkada kalmaz. Toprakçı. Hayra gel kızım ha. Huzurlu ol inşallah. Rüzgarı da merak etme. Ben sana onu getireceğim. Söz. Allah sizden razı olsun. Münevver. İnşallah hep mutlu olursun. Sen de inşallah çok mutlu olursun. Teyzeciğim, böyle yapma ne olur. Göz işiyle uğurlama beni. Canını yerim ben senin toprak. Şimdi ağlıyorum ama küsüm sana. Küsme ne olur. Toprağım. Yusuf Bey, her şey için çok teşekkür ederim. Benim için yaptıklarınızın hakkını ölene kadar ödeyemem. Çok sağ olun. Eğer siz olmasaydınız Nazım'ın arkasından ben de ölürdüm. Ama siz bana yaşamak için bir sebep, tutunacak bir dal verdiniz. Hakkınızı helal edin. Sen hakkını helal et. Benim oğlumu analık ettin. Ben senin hakkını ödeyemem. Çınar. Sana kardeşimi emanet ediyorum. Bunu böyle bil. Merak etme. Emanetin başımın üstüne. Sen de sakın yalnız kalacağım diye üzülme. Ben havayı alıp geleceğim. Tamam mı? Baba nerede ayol?
İnşallah çok mutlu olursun. Her şey gönlünce olsun. Sağlıcakla kalın. Her şey için teşekkür ederim. İstanbul'a da bekleriz. Hadi Allah yolunuz açık etsin. Güle güle.